Hayat pahalılığı ve ekonomik krizle karşı karşıyayız. Yüz binlerce öğretmenimiz atama takvibinin açıklanmasını bekliyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun katılımıyla İyi Parti Uşak İl Binası'nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısı İl Başkanı Ayşegül Obalı'nın konuşmasıyla başladı. 19 Aralık günü Genel Başkanımızın ilimize teşrifleriyle biz seçim startımızı verdik. Bununla birlikte Kürşat Hocam, parti basın sözcümüz ve Ankara Milletvekilimiz Kürşat Zorlu Hocam bu çalışmalarımıza destek vermek amaçlı ilimize teşrif etmiş bulunmaktadır. Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu yaptığı basın açıklamasında özellikle 3 önemli problemin başta Uşak halkı olmak üzere ülke genelinde büyük bir probleme dönüştüğünü dile getirerek 3 maddeyle problemlere değindi. Birincisi her yeni yeri sarmakta olan hayat pahalılığı ve ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ve ikincisi Uşak'tan, bu önemli şehrimizden öğretmenlerimiz için bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yüz binlerce öğretmenimiz atama takvibinin açıklanmasını bekliyor. Ve maalesef hükümet Eylül dedi olmadı, sonra Kasım dedi, Aralık dedi. Şimdi Şubat ayım geçti, Mart ayına girdik ve hala bir atama takvimi yok. Ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıyayız. Siyasi iktidar her ne kadar rakamları açıkça söylemiyor olsa da bugün sığınmacı ve kaçak nüfusunun 10 milyonu aştığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Zorlu konuşması sırasında 15 gün önce tamamlanan bir ankete göre partimiz ve adayımız şu anda 4 puan ileridedir diyerek açıklamalarda bulundu. Oylarımızda yukarı yönlü bir artış olduğunu Türkiye genelinde açık yüreklikle söyleyebilirim. Buradan sizin huzurunuzda söylüyorum. 15 gün önce tamamlanan bir ankete göre partimiz ve adayımız şu anda 4 puan ileridedir değerli arkadaşlar. Şu anda da bir anket çalışmamız devrededir. Salı günü itibariyle ya da çarşamba bitmesini arzu ediyoruz, öngörüyoruz. Bu anket çalışmamız tamamlandıktan sonra da son yine değerlendirmemizi gerekirse adayımızla ve il başkanımızla istişare edip sizlerle basın mensuplarımızla paylaşacağız.